erkek dişler, yan dişler ve ön dişler. İkinci dersimizde birlikteyiz. Arkadaşlar bir tekrar ediyoruz. Dikkat, beni iyi dinleyin. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Sayının tamamını yaz. İcra 157. Eksi devretmeyen kısmı çıkart. Ayşe, kim devretmiyor? 15. 15. Bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Kaç tane devreden sayı var? 1, Bir. 9. Devretmeyen var mı? Yok. Yok. Olsaydı ne yazacaktım? 0. Evet. Arkadaşlar bundan bu çıkarsa 142. 9. Hadi bunu yap bakalım. Gönder gelsin. Herkes sohbetten atsın. Şöyle. Hocam aslında karışık ama kolay ama biraz karışık geliyor ilk Yaptıkça başta. alışıyorsunuz. Evet, hadi bakalım. Nasıl buluyoruz? İki basamaklı olması zorunlu mu yoksa? Hayır. Devretmeyen bak orada 6 var. Aşağıya yazarken 6'yı yazacağım. Yukarı yazarken devretmeyen de ne? 96. Evet, gönder. Gelsiniz. Hadi bakayım. Bakalım kimler anlamış. Beni bir sen anlamıştın, sen de yanlış anlamışsın. Evet. Haydi bakalım Melek, Buket, Ahmet Eymen. Melek anlamış bunu be. Melek anlamış be. İşte bu. Evet. Ozan benimki Gülen, sanki bir sıfır unuttun Gülen. Bize bir sıfır borcum var gibi. doğru değil mi? Evet, bir sıfır borcum var. Serra, sen ne yaptın Serra? Emirhan, sen ne yaptın Emirhan? Virgülden sonraya bakıyoruz Emirhan. Evet. Unutmuşum. Hocam virgülden sonra iki basamaklı olunca yanına bir sayı mı koy, yani bir sıfır mı koyuyoruz? Bak, virgülden sonra iki basamaklı olmasının bir önemi yok. Virgülden sonra devreden sayı kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyuyorsun. Burada bir tane devreden 7 var, 9 koydun. Bir de devretmeyen 6 var. Ne koyacaksın? 0. Hocam ilk önce dokuz koymak zorunda mıydım? Mesela Kaan abi, çıkartmayı dikkatli yap. Arkadaşlar dikkat dikkat. Bakın sayının tamamını yazdık. İcra 962. yedi. Eksi Can Bartu, 96. Mesela Fatih Mehmet 96, 96. devretmeyen 96. 371. Bölü 270. virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane 7 devretmiş 9. Bir tane 6 devretmemiş 0. 967'den 96 çıkarsa kaç kalır? 871. 871. Bölü. 90. Şimdi anladın Hocam ben sıfır koymayı unutmuşum. ya. Ben anlamadım hocam. Anlamadın. Hocam baştan anlamadım. Tamam. Serra, sayının tamamını yaz. Alttakine bak. Sayının tamamı kaç? 6. 967. Şu şu. Ha onu da tamam hocam. 621. Eksi. Üzerinde çizgi olmayan ne var? 6. 6. Çıkarttım. Bölüm. Virgülden sonraya bak. Kaç tane çizgi olan sayı var? 2. 2. 2 tane olduğu için 2 tane 9 koydum. Eğer birinde olsa, birinde olmasaydı bir tane olduğu için 9, bir tane olmadığı için 0 koyacaktım. Tamam? Anladım. 615 bölü 99. Hocam ben anlamadım hala. Ümmü, sayının tamamını yaz. 1325 mi? Eksi devretmeyen ne var Hüma? Hocam bir var. Bir. Biri çıkarttım. Hüma, virgülden sonra çizginin altında kaç tane rakam var? Üç. 3. O zaman 3 tane 9 koyuyoruz Hüma. Eğer birinde olmasaydı bir tane 0 atacaktım. 2 tane 9 bir 0. Oldu mu şimdi? Hocam bir şey soracağım. Sor Eylül. Şimdi 0 ve 9 atıyoruz ya. Şimdi 0 ve 9 atmak için her zaman virgülün Sağına sağına bakıyoruz, bakacağız, değil mi? sağına bakacağız. Hadi hep beraber yapalım. Sayın Hocam bir şey daha sorabilir miyim?
Sor. Hocam, iki tane çizgi varsa bir tane olmadıysa sıfır koyacak mıyız? Bak, şimdi burayı iyi dinle. Bütün sorularına cevap bulacaksın. Sayının tamamını yazıyorum. Çok iyi dinle burayı Zehra. 2743, tamam mıyız? Eksi, üzerinde çizgi olmayan ne var? 7 ve 2. Hayır. Ne var? 27. 27. Yani 27 mi? Evet. 27. Burada sıkıntısı olan var mı? Yok. Tamam mıyız? Evet. Böyle aşağıya indiğimde ise virgülden sonraya bakacağım. Sağ taraf. Burada çizgiye altında kalan kaç tane rakam var? İki. O zaman iki tane dokuz yazıyorum buraya. Okey. Peki çizginin altında kalmayan kaç rakam var? Bir. Şimdi oldu mu? Tamam. Hocam, bir olunca sıfır mı koyuyoruz? Efendim Zehra. Bir olunca sıfır mı koyuyoruz? Evet. Üzerinde çizgi yoksa virgülden sonra sıfır koyuyoruz. Hadi Tamam. herkes göndersin. Evet efendim. Gönder gelsin. Ayşe evlat, çizgi varsa 9, çizgi yoksa 0. Bir çizgi, bir çizgisiz 90. İki çizgili, bir çizgisiz 990. 3 tane çizgi var, 999. Oldu mu Ayşe evlat? Hocam doğru mu? Hocam benimki doğru mu? Artık doğru olsun be gözünü seveyim. Hocam benimki doğru mu? Ya artık bir doğru olsun değil mi ya? Yani sabahtır burada çeneyi patlatıyoruz ya. Artık doğru olsun değil mi? Evet. Hocam bir de bu sonuncusu kolay. Evet. Harikin işiyim. Ama Harikin işiyim. Bak tamamını yazıver dün. 24. çok Çizgisiz olanı çıkarıver dün. 2. peki. Aşağıya geldim. Devreden kadar 9. Bir tane devretmiş, bir tane devretmemiş 90. 22 bölü 90. Kapış. Harikasın. Harikasın, harikasın. Evet. Sonunda anladık. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. 0'dan 125'i rasyonel yazın. A artı B'nin en küçük değeri, yani en sade hale getirin. A artı B'yi buluverin. Hı, buyurun bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Ateistler buna da cevap versin. Hadi bakalım. Hı, hadi. Rasyonel derken bölülü yaz demek istiyor. Rasyonel. Ders kaçta bitecek? En son bunu 1967 yılında bir öğrenci sormuştu. O gün bugündür dinozora dönüştü Muhammed Emir. Az önceki yaptığımız gibi mi yapacağız bunu? Dinozor şekline sokmuş kendini de. Muhammed Emir'cim bunu yapma kendine. Biz seni görmek istiyoruz. Derse dinozor almıyoruz. Evcil veya değil. Hiç fark etmez. Canlı almıyoruz. Sadece insan alıyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Haftalık programı yazacağım da ders 6'da başlayıp kaçta bitiyor? Ders 6'da başlayıp senin için 7.30'da biter. 1,5 saat ders mi yapıyoruz? Ya 40-40-80 dakika ders yapıyoruz. Hocam bence dinozora dönüşmemiş. Direkt ölmüş. Yok. O günden Evet. Fosil oldu. Fosil Muhammed'i. beri. O gün bugündür ders yapıyoruz hocam. Arkadaşlar sormayın bak. Benim bir şey. Sormayın. Sorarsanız dersi uzatırım. Bakın. Evet. Bir ara şey Tadelle sorusu gelecek mi diye soruyorlardı hep. Ben de dedim ki bir daha sorarsanız Tadelle sorusu sormayacağım. O yüzden kimse sormuyordu. Arkadaşım bu ne? Hocam şu anda sorulmuyor. 125 bölü 1000 midir? Evet. 225 ile 1'i sadeleştirirsek 1 bölü 8 midir? Evet. Toplarsak nedir? 9 mudur? Evet. Evet, bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit? Çift, çift, çift. Evet, ilk doğru cevap kimden gelecek? Domates. İlk doğru cevabı Tadelle veriyorum. Buyurun. Evet, buyurun. Çok kolay bir soru. Kendi kendinize mırıldanmak yasak. Ekstra ücrete giriyor. Evet.
Hocam dersimizin kaç dakikası kaldı? Çok önemli mi? Merak ettim de. Cumhurbaşkanıyla görüşmeniz mi var? Ya 21 dakika. ben bu kadar düşünmüyorum. Çok mu sıkıcı bir ders ya? Evet Yok hocam, yok. arkadaşlar, keşke doğru cevap gelse bir kere atsak. Bir kere atalım, karışıyor ortalık. MİT'tekiler bir kez atalım. Bakıyorum. İlk atanı yakalamaya çalışıyorum da. Daha atmayın çünkü doğru cevap geldi. Beyza Karacadağ mı diyeceğim? Hatice Azra. Hatice Azra'ya gitti arkadaşlar. Evet. Hatice Azra ilk doğru cevabı vermiş. Hatice Azra bildi. Buraya bakıyorum. Burada kim bildi? Enser Alp bildi ama Enser Alp'ten önce bilen var mı? Var Bakıyoruz mı? efendim. Bakıyoruz. İclal biliyor. Evet, İclal'e gitti. Dadellemiz. İclal bildi. Hocam cevap nasıl? Cevap arkadaşlar bakın bunu alt alta toplarsanız ne geliyor? 0,2, 0,02, 0,002 böyle topladığınızda 0,222 yani bu nedir? Bu mudur? Hı. Öyle gelirse ne oluyordu? 2 bölü 9. Bu kadar basit. Şimdi oldu mu? Devirli aslında bu sayı. 2-2-2-2 devir ediyor toplarsan. Çok Onu basit. ben anlamadım. Anladınız mı? Hayır. Hocam ben de Bakın anlamadım. adam sayıyı nasıl vermiş? 0-2. 0-0-2, 0-0-2. Alt alta topladığında hep ne oldu? Bak 2-2-2-2-2. O da 0,2 devreder demek olur mu? Evet. 0,2 devreleri ben nasıl yazıyordum? 2 bölü 9. Şimdi anladın mı? Adım Anladın hocam. mı? Ya 0,2 devreleri nasıl yazıyoruz? Böyle ama 9 nereden çıktı? 2 mi? Devreleriz ondalık sayı. Devirli Devir ondalık sayı var nasıl ya. yazıyoruz? Ha, doğru, bir dakika. Evet, Eylül Ben de yorgun. onu unuttuğum için yapamadım. Eylül Beyin yorgun. yandı ya. Beyin yandı. Şimdi anladık mı? Evet. Harika. Buyurun efendim, bu eşitliğin yerine A yerine ne gelmelidir? Hemen yapıyoruz. Evet efendim. Bir kez atalım. Bir kez. Evet arkadaşlar Tadelle 15 doğru soru bildiğinizde 10 Tadelle veriyoruz. Evet lütfen gereksiz şeyler yazmayın. Balta olan kaderle. Başka kaderle bilmiyorum. Evet. Allah. Ben de bol arkadaşlar. Evet birazdan alt Hocam yoksa alta kaderle yazacağız. fabrikanız falan mı var? Sponsorluğunda eğitim eksperiyle ders devam ediyoruz. Efendim. Hocam yoksa kaderle fabrikanız mı var? Yok ya. Vallahi param varam yok ya. Şey yapacağız. Bazen de soracağız. Bilemeyenlerden tadelle toplayacağız. O zaman dengeleriz falan diyor. Evet. Olsun. Fatih Mehmet 2,24 nasıl yazarız? 224 bölü 100. Tülay Dağdelen ne oluyor? 100. 100 mü? 100. 100 Evet mü hocam. dedin? 224 Emirhan 56'nın kaç katı? 3. Dikkat. 224 56'nın kaç katı? 3 değil mi? 3 değil. Hayır. Kaç? 4 katı. 4. O 4. zaman yüzde A'nın 4 katı olacak. Yani C. ne oldu Muhammed Ali? 25. 25. 25. Bakın bunu yazıyorum. Bu nedir? 224 bölü 100'dür. 54 bölü A'ya eşitse bu bunun 4 katıysa bu da mantık olarak ya da bunu 4'e bölerim 56 bunu da 4'e bölerim 25. Demek ki vade cevabımız 25'miş. Şimdi oldu mu? Oğuzkan, Gülen, Medine. Geçebilir miyim Ensar? Emir. Geçin hocam. Geçtik. 6,25 sayısının gösterimi hangisi olamaz? Yani sadeleştirildiklerinde hangisi denk gelmez? Çok basit bir sorudur. Hocam söyleyebilir miyiz acaba? Ha tamam. Dikkatli bak. Çok basit zaten. Bakınca görünüyor. Haydi Irmak. Haydi bakalım arkadaşlar. Yapıştıralım cevabı gelsin. Şöyle okkalı bir cevap atalım.
Ta Hocam sadeleştirmesi de var mı? duysun yani, bak böyle bir cevap atın ki Muhammed Emir bile duysun, ta toprak altından fosilleşmiş Muhammed Emir'cim. Ah Muhammed, dilime düşmeyeceğim Muhammed. Seni unutmayacağım Muhammed. Evet. Öğretmenim, Aferin Kaan. kahvaltı. Arkadaşlar bu 625 bölü 100 müdür? Evet, o zaman Bakın aşkım dedik. B şıkkına bakın. Payda 50 olmuş. 2'ye bölünmüş. 625'i 2'ye bölersek 315 eder mi? Hayır. Hayır. Demek ki orada bir hata yapmışlar. Bakın bu 625 bölü 100'dür. Doğru. Bunu 2'ye bölsem 50. Bunu 2'ye bölersem 312 buçuk olur. 315 olmaz. Olmaz. 5'e bölersem 125'e 20 olur. 25'e bölersem 25 bölü 4 olur. Evet değerli arkadaşlar, buyurun. A artı B'yi bulana bir Hocam diğer soruyu yazamadım da. tamam. A artı B'yi bulana bir tadella benden. B şık olacak. A artı B'yi ilk gönderene veriyorum tadelle. Bir kez yazın ama. Evet, bir kez yazın. Sayıymış. Evet. Çürpe. İnşallah yanlış yapmamışımdır diyecektim. Yanlış yapmış. Ay. Evet, ilk göndereni bulalım. Ama çok atıyorsunuz. Bir kez atın arkadaşlar. Bulamıyorsa ilk kimin attığını bulamıyor, biliyor musun? Sıkıntı orada. Mitstekiler. Sonra yanlış hiç cevap göndermemiş kişiye tadel veririz. Evet. Acaba Seher Duru alabildi mi tadelleyi? Vallahi Ezgi Ensaralp Ezgi kapmış gibi gözüküyor. Ya. Betül de atmış ama sanki Ezgi daha hızlı atmış. Hocam kaç geç atmışlar? Vallahi 16 geç. Hocam ben iki tane A yazmıştım hatta. Evet, sanki Ezgi gibi. Arkadaşlar bunu nasıl açarız? 23 eksi 2 bölü 9 mudur bu? Evet. Çarpı 21 bölü Dokuz. ama burası 3 olduğuna göre 3'e böldüm. 3. 3'e bölersem 7. O zaman Yedi. değil mi? Peki bunu nasıl Hayır. yazarım? 216 bölü 90 mı? 21. Bir de 21 çıkarttım. 200 kaç ediyor? 195 bölü 90. Arkadaşlar bu 5 katı. Bu kimin 5 katıdır 90? 18'in 5 katıdır arkadaşlar. Birisi 18, birisi 7 oldu. Toplarsak da A. Onları 25 eder. Ezgi'ye tadelle gider. Hiç tadelli alamadım. Kaç Evet. ay? Ezgi'ye gitti tadelle. Burada atmayın artık ki bakayım ben. Kim tadelle aldı bir bakayım. 16 geçir mi? Bakamıyorum Ben çünkü. 14 geç atmışım da. Hocam iki tane A yazmıştım. Atmayın da. Tamam Ezgi sen kazandın da burada kim kazandı? Dur. Karışıyor. Bence kimse kazanamasın. Onları ceza sunacağım. Yok, Hocam ben ceza yok. çıkabilir Bizde miyim? ceza İşim var. yok. Bizde ceza yok da. Hocam çıkabilir miyim? İşim var da benim. Eylül ne kadar Ne izin işin alıyorsun? var Gece tatil? daha veriyorsun onlara. Hocam dershanedeyim. Öyle. Dershanedesin. Evet hocam. Tamam. Çıkman mı gerekiyor dershanede? Evet Tamam çık. Hadi bakalım. teşekkürler hocam. Peki. Arkadaşlar yazmayın bir bakayım. Kim yazmış onu bulacağım. Hala yazıyorlar mı? Yasin Buğra bize bir tane tadelle verecek. Çok zeki. Çünkü A, B, C veya D demiş. Nerede o Yasin Buğra? Hocam onu ben de yaptım bir kere ya. Onu yapmayın. Onu yapana Mantıklı kızarız. cevap hocam. İlk şu an kim? Hatice Azra'nın attığını gördüm. Başka da evet Hatice Azra almış arkadaşlar tadelleyi. Hatice Azra neredesin? Artık tamam. Hatice Azra'ya gitti tadelle.
Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Hadi bakalım Zeynep Ester. Hadi Fatih, Hüba, Madem. Hadi bunu arkadaşlar. Bence A değildir. 6 bölü 10. Benim... 624 bölü 100. Aymış bu. 48 bölü 100. 32 bölü 10. Zaten cevap çıktı galiba. Abi, ben anlamadım bunu, yapamıyorum. Evet. Ne oluyor cevabımız? Söyleyin geçelim. Denizli. Denizli'ye gidelim, değil mi? Denizli'ye gidelim. Denizli'ye gidelim. Bu ne olur? İkiye bölersek 16 bölü 5 olur. Bu sayının rasyonel gösterimi. Hadi herkes yapar bunu. Herkes yapar. Rasmi. Evet, Yusuf Eymen. Haydi Emir. Şimdi Umut. Umut. Ahmet Eren. Eymen Berat. Eymen Berat sen böyle değildin. Eymen Berat. Ne oldu sana Eymen Berat? cevabını gönderiyor muyuz? Tabii. Tamam. Ben niye bulamıyorum? Sadeleştireceğiz mi acaba? Evet dostlar. Hocam doğru mu? Bakacağız. Sayımızın tamamı ne Kaan? 427. Eksi kaç diyeceğiz Münevver? 42. 42. Kaç kalır 2. arkadaşlar? 42 çıkarırsak. 385. 385 kalıyormuş. Bölü kaç diyeceğiz 90. bölü? 90. 90 diyeceğiz. Bir tane devreden bir tane devretmeyen var. 90. Sadeleştirdiğimizde ne oluyor? 77 bölü 18. Bölü 18 oluyor Ömer Aras. Evet arkadaşlar Ömer Toprak, Kaan Gezen. Çok gezmesin Kaan. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. 427 eksi 42 bölü 90. O da 385 bölü 90. O da 77 bölü Betül. 18 Aybüke. Tamam mıyız? Yapıştırdık o zaman Kerim. Devam ediyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Hocam cevap neydi daha deminki sorunun? D şık. Evet. Cevap neydi? Haydi geliyor cevaplar. Haydi bakalım. Yanlış yaptı. Okay. Muhteşem yediler. Doğru cevabı buluyorlar mı acaba? Evet, tebrik ediyorum. MİTS'teki yediler bugün iyi girdiler derse. Ders kaçırmayın arkadaşlar. Sizin için her ders altın değerinde. Biz kötü müyüz? Yok hayır siz zaten girmeniz gerekiyor. Oradaki arkadaşlar geçen ders eksiklerdi. Sizde çok eksik var. Evet. Eksik kalanlar sizi performansınızı aşağı çekiyor. Timuçin ekranımız açık olacak Timuçin. Arkadaşlar birincisi doğru değil mi? 8 olunca 8 bölü 9 doğru. 14 bölü 99 da doğru. Doğru. 125'ten 12 çıktı 113 bölü 900 mu oldu 90 mı? 90. 90 olacak değil mi? Çünkü iki Yanlış. tane 9 bir tane 0 olmalı. Cevabımız Ciğeristan olacak değerli arkadaşlar. Bakın bir tane 9, C. bir tane 0 olmalı. Yanlış. Ceyhan. Evet arkadaşlar. Ceyhan. 5. ve 6. sınıflarda kesirde sıralamayı görmüştük.
İptal edeceğiz. Arkadaşlar 6'da 2 ne demekti? 6 parçaya böldüm Hüma. 2 parçasını aldım. 6'da 5 ne demekti? 6 parçaya böldüm. 5 parçasını aldım. Bu gibi durumlarda ne oluyordu? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Hatırlıyor muyuz bunu? Evet. Ben hatırlamıyorum. Dün akşam ne yediğimi bile unuttum. Sen var mı? Ben hatırlamıyorum. Dün akşam yediğimi. Ben dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum ama Ama konuyu hatırlıyorum. hatırlıyorsun. Harika. Hocam ben Neydi? anlamadım. Paydalar eşitse pozitif olanlarda, pozitifler önemli. Pozitiflerde payı büyük olan Seher Duru daha büyük olacak Can Bartu. Anlaştık mı Kerimciğim? Tamam mı? Hayır. Kaan Can. Kim hayır diyor? Hocam durun Hocam yazıyordum. Yaz Ben efendim. Yaz 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 dostum yaz. hocam şurayı da açar mısınız? En küçüğü ise kesilebilir. 2 bölü 6 olacak işte onu demiş. Sanki böyle almıştınız. 2 bölü 6 olacak. Lütfen gereksiz yazmayın. Azra Masal'ın kafasının tasını attırmayın. He yoksa hepinizi süpürgeyle döver yani. Evet. Bir kere yaz. Neyin A'sını B'sini yazıyorsunuz? Merhaba yazıyor ya. Öz bakın. Merhaba ne? Ders bitiyor. Neyin merhabası? Ders bitiyor bu. Merhaba yazıyor. Serra Su. Evet. Mehrican Öz. Kendi adınıza. Bir dahaki ders kendi adımıza gidiyoruz. Fatma Meral Bilgin. Ya da artık neyse. Evet. Ali sonunda yatmadan derse girmeye alıştı. Gerçekten yüzyılın olayı. Evet. Yazmayın arkadaşlar, soru yok. Hala A şıkkı geliyor ya. Tuşa basılı mı kaldım Muhammed Emir? Hocam belki Tabii. Çağlar öncesinden yazdığı için adam anca geliyor. Yani kolay değil yani. Çağlar öncesinden yazıyor adam. Peki. Gel arkadaşlar. Yazdık değil mi? evet. Zaten bildiğimiz bir şeydi Hüma. İlk Evet. bir şey değil. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar 9, 17'de 9 mu büyük, 17'de 1 mi? Burada ne olacak? 17'de 9. 17'de 9. Burada ne olacak? Büyük mü küçük mü? Peki, küçüktür. Küçüktür. Burada ne olacak? Büyüktür. 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 Burada ne olacak? Büyüktür. Küçüktür. Ay büyüktür. Burada ne olacak? E'de. Küçüktür. 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 Burada. Büyüktür. Küçüktür. Burada. Büyüktür. Büyüktür. Var. Büyüktür. Küçüktür. Küçüktür. Evet. Küçüktür. Tamam. Artistik yapmayın. Böyle dördüncü sınıflarda yapıyor. Tamam. Evet. Neyin artistini yapıyorsun? Bir. Küçüktür. Evet. Şaka yapıyorum şu an. Evet. Arkadaşlar. Dikkat dikkat. Şimdi bu kez paylar eşit olduğunda ne oldu? Paylar eşit olduğunda işler değişiyor. Bakın 8 parçadan 3 tane, buysa 4'te 3. Neredeyse tamamı. Burada tam tersi. Paydamız ne kadar küçükse o kadar büyük bir kesir oluyoruz. Hatırladık değil mi? Evet. Hoş. Dün akşam ne yediğini hatırlamayanlara ben de gidiyorum. Daha 4. sınıf sorularını hatırlıyor musunuz diyorum ama biraz garip oluyor. Haklısınız. Evet, burayı yazalım. Burada kalıyoruz. Burada kalacağız. Kesirleri hiç sevmiyorum. Çok kötü. O da sizi sevmiyormuş. Öyle dedi. Ben de nefret ediyorum hocam kesirlerden. Aşırı Nefret etme bıcık bana. bana. Kesirlere zorbalık Emin yapmayın bir olun, ben kere. kendisini seviyorum. Mesela bu benim hayatımda nerede İşte bu soruyu sordun kaybettin. ne işe yarayacak? Hocam Aa, Ahmet Eren'i gördüm. Gayet sağlıklı. ekmeği bölerken. Öğretmenim vallahi ben Tüm kendisini seviyorum. karizmasıyla. Arkadaşlar, ünlü matematikçi Ali Nesin diyor ki, bu benim ne işime yarayacak derseniz diyor, en fazla mühendis olursunuz. Ne Yeni güzel. bir şey ortaya koyamazsınız diyor Miray. Başkalarının yaptığını diyor ancak tekrar edersiniz diyor. Fakat diyor, bu benim ne işime yarayacak demeden, ya bu küçük şey işe yaramaz gibi gözüküyor ama ben bununla ilgileneyim derseniz diyor, işte o zaman diyor, elektrikli arabada yaparsınız, yeni şeyler de keşfedersiniz. Bu Evet. küçük şey benim işime yarar. Hadi hele ya nerede elektronik araba dedim. Çıkmadı. İşte Eylül, işte biz yıllardır işte böyle dediğimiz için evet Eylül, acele ediyorsun. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Bu akşamlık bu kadar diyoruz.
Görüşürüz. Hocam bir şey Bakın. soracağım. Hocam şuraya Ayşe hemen öğrenci olmak yazacağım. istiyorsun Ayşe Evla. Çok işine yarayacak Ayşe Evla. Hiç merak etme. Bir dahaki Tabii ders anlatacağım. canım. Arkadaşlar kendinize Aa, iyi evet. bakın. Belediyenin açtığı çukurlara dikkat edin. Yolda yürürken önünüze bakın, çukura düşmeyin. Ay Gülme. hocam geçen Gülme. gün Gülme. çimenlerin üstünden gidiyordum, Ünlü şairimiz Orhan Veli Kanıkçı. Orhan Veli Kanık. Belediyenin açtığı çukura düşerek ölmüştür arkadaşlar, 35 yaşında. Evet. cidden. Hocam bugün yolda gidiyordum. Çimenin üstünden gidiyordum. Çimene çukur açmışlar. Üstünde çimenle Birisi kapatmışlar, sana tuzak kurmuş. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. görüşürüz Biz de hocam. çay içmeyelim. Görüşürüz.